Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir videomuzda beraberiz. Bu videomuzda arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3D Max 2016 versiyonunun bir ön izlemesini, tanıtımını ve gelen yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 3D Max'in 2016 versiyonu birçok yenilik ile beraber geldi. Hatta programın kendi içerisinde devrim niteliğinde yenilikleri var. Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse, öncelikle 2 tip kamera vardı. Önceki versiyonlarda target ve free olarak, 2016 versiyonunda artık 3 tane kamera seçeneğimiz var. Free, target ve fiziksel kamera arkadaşlar. Sonrasında kamera Scratch eklendi. Bunun size ne gibi faydaları var? Kameranın animasyonlarınızda kameralarınız arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz. Birazdan inceleyeceğiz. Bu imkanları size tanıyor. Artık sahnenizde hani kameraları tek tek render etmenize gerek yok, animasyon için bahsediyorum. Hepsini aynı anda farklı efektlerle, farklı geçişlerle render edebiliyorsunuz. Sonrasında Open Subdivs özelliği geldi. Yani Türkçe karşılığı olarak açık subdivsleri düzeltmek gibi, yumuşatmak gibi özellikleri var. Repeater özelliği geldi arkadaşlar. Repeater'ı array komutuyla karıştırmamak gerekiyor. Repeater'ın görevi şu: bir modeliniz var, modellemiş olduğunuz bir nesne. Bu nesneyi birçok kere kullanmanız gerekiyor. Repeater'dan önce ne yapıyorduk? Instance ile yapıyorduk, ama Instance'den yapılan çoğaltma işlemlerinde kaçar santim, milim ya da metre biriminde aralarındaki ölçüleri veremiyorduk. Repeater bize bu imkanı sağlıyor. Sonrasında Cloud Rendering özelliği geldi arkadaşlar. Bunu kullanabilmeniz için bir tane Autodesk hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı açtıktan sonra Autodesk'in size tanıdığı limitte Cloud Rendering yapabiliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor: oldukça hızlı renderlar anlamına geliyor. Yani Autodesk'in serverlarında render işleminiz yapılıyor. O farmlarda yapılıyor. Yalnız şu anda sadece Mental Ray destekleniyor ve büyük ihtimalle de sadece Mental Ray olarak kalacak bir özellik de bu. Mental Ray ile hazırlamış olduğunuz sahnelerde kullanabilirsiniz. Bunun da nasıl kullanıldığını size anlatacağım. Sonrasında Particle sistemde hızlanmalar oldu, yeni özellikler geldi. Sonrasında Modifier panelde, Create panelde birçok yeni nesne üreticisi eklendi. Birçok yeni şey kullanabiliyorsunuz. Editable Poly içerisinde yapmış olduğunuz chamferlarda, özellikle 2015 versiyonunda kullanmış olduğumuz Quad Chamfer ve normal chamfer özelliklerimiz dışında ekstra olarak Modifier List'ten Chamfer özelliği geldi. Onun dışında yapmış olduğunuz renderların Cloud Render kullanıyorsanız, bunlar sizin için arşivleniyor. Size ayrılan alanda ve onları istediğiniz zaman tekrar render ettirebiliyorsunuz ya da bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Render setup menüsü komple değişmiş durumda arkadaşlar. Özellikle fiziksel kameranın çok fazla ve yenilikçi özellikleri var. Hani V-Ray Render'ın fiziksel kamerasından çok çok fazla özellikleri var. Çok detaylandırılmış. Özellikle Canon, Nikon ve Sony fotoğraf makinalarının lens özellikleri kullanılmış. Hatta özellikle demeyelim, birebir aynı özellikler fiziksel kamera içerisine eklenmiş.
Onun dışında size başlangıç olarak söyleyebileceğim ekstra neler var? Şimdi V-Ray Render kullanan arkadaşlar 2016 için sürümün ne zaman çıkacağı hakkında soruları olabilir. 2015 versiyonu için çıkan V-Ray arkadaşlar şu an 2016 versiyonunda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 2.50 sürümü ve üstü sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şu an ekranda da görüyorsunuzdur ekranınızın sol tarafındaki 3.0 menüsü gelmekte. Ayrıca bir önceki sürümlerde 3D Max 2 versiyon olarak çıkardı. Modelleme ve tasarım olarak iki versiyon çıkartılırdı. 3D Max'i 2016 versiyonda kurduğunuz zaman ilk çalıştırmada arkadaşlar size klasik mi yoksa tasarım mı diye iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birisi seçerek programı kullanmaya devam ediyorsunuz. İsterseniz başlayalım. Ne gibi yenilikler var hepsini uygulayarak görelim. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var. Materyal editörde değişiklikler var arkadaşlar. Önceden 2015 ve önceki versiyonunda Slate ve Compact diye iki tane farklı materyal editör vardı. Bunlar yine sabit bir şekilde duruyor. Yenilik olarak gelen Mental Ray'in materyal editöründeki değişiklikler var. Malzemeler aynı ama kullanım olarak biraz daha kolaylaştırılmış. Ayrıca Mental Ray'in kendi içerisinde de yenilikleri var. Daha hızlı render alıyor, daha gerçekçi renderlar alıyor. Hani sonuçlar oldukça mükemmel. Zaten birazdan siz de bir Mental Ray'de sahne hazırlayacağız. Şu anda V-Ray ile alakalı tutoriallerimiz olmayacak. Programı size iyi bir şekilde lanse etmeyi, nasıl kullanıldığını, yeni özelliklerini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bundan sonraki ders serilerimiz buna dayalı olacak. Şimdi her bir özelliğe ayrı ayrı detaylı olarak girmeyeceğim arkadaşlar. Üzerinden geçeceğim. Çünkü bir ön izleme ve tanıtım videomuz bu. Ama bundan sonraki derslerde her bir özelliği ayrı bir tutorial olarak sizlere hazırlayacağım. İsterseniz artık başlayalım. Şimdi arkadaşlar normalde 3D Max'i açtığımız zaman bu şekilde açılmıyor. Daha farklı bir şekilde açılıyor. Sadece perspektif ekrana gelir. Burada Object Lister sizin karşınıza geliyor. Siz isterseniz onu sonradan kapatıp ya da açabiliyorsunuz. Tekrar 4 görünüm haline getirebiliyorsunuz. Bu özellik Soft Image ve imaj ve Maya'da da olan bir özellik de artık 2016 versiyonunda 3D Max'e de dahil etmişler. Şimdi arkadaşlar öncelikle render menüsünden başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada bize yenilik olarak gelen özellikle size sığınayım. Zaten siz de görüyorsunuz. Rendering Autodesk A360. Bunu seçerseniz arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi Cloud Rendering yapılır. Open Autodesk A360 galeri derseniz yapmış olduğunuz renderları görebileceğiniz bir alandır. State Sets var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman hemen bakalım neler çıkıyor. Bu kamera Scratch ile beraber yani eş zamanlı çalışan bir özellikti. Kameralarınızı animasyonda kullanmış olduğunuz kameralarınızı buradan yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında aydınlatma analizi geldi arkadaşlar. Kamera Scratcher var. Bunu açtığınız zaman size burada böyle bir pencere açıyor ama önceki versiyonlara ilave versiyondaki özellikle ilave olarak gelmiş bir özellik. Bunu da açarsanız buradan zaten zaman çizgisi içerisinde eğrilerle kontrolleri sağlıyorduk. Artık buna gerek kalmıyor ama isterseniz de kullanabilirsiniz. Ama bu kamera Scratch'ta arkadaşlar buraya eklediğiniz her bir sahnenizde animasyon için eklemiş olduğunuz her bir kamerayı detaylı bir şekilde burada kullanabiliyorsunuz. Şimdi basit olarak size bir çalışma gösterelim.
Artı modellemelerinizi yaparken arkadaşlar gördüğünüz gibi sahnede oluşturmuş olduğunuz objelerin kenarlarını daha belirgin bir renkten çiziyor arkadaşlar. Edge olan yerlere, arka planda kalan, altta kalan, sağda ve solda gözükmeyen yerleri size burada belirtiyor arkadaşlar. Şimdi fiziksel kamerayı en sona bırakacağım. İşin heyecanı orada kalsın. Gördüğünüz gibi burada yer alıyor. Şunu da belirtmekte var arkadaşlar. Kamera Scratch'ı 2014-2015 versiyonlarında kullanmak istiyorsanız Autodesk'in shopundan 3D Max kategorisi altından ücretli bir plugin'dir. İndiriyorsunuz. Bir aylık yanılmıyorsam bir deneme süreci var. Fiyatı da o kadar pahalı bir şey değil. 10 dolar, 15 dolar civarında bir özellik. 2016 kullanmayan arkadaşlar için söylüyorum. Alıp kurabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde OpenSubtitles özelliğini de kullanabiliyorsunuz ama o plugin değildir. 3DMAX 2015'in Extension 2 versiyonunda gelen bir özellik. Onun upgrade'ini autodesk.com.tr üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Sahnemize arkadaşlar bir tane standart otomatik fiziksel oluşturuyor. Silelim. Fiziksel kamerayı size sonra anlatacağım. Hemen tab penceresine geliyoruz arkadaşlar. Buradan kameramızı yerleştirdik. Hemen objemize şu şekilde tam bir karşıdan oturtalım. Kameramıza geçelim arkadaşlar. Bu bizim bir numaralı kameramız olsun. Şimdi arkadaşlar buradan state sets'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ekledik. Buradan iki tane kamera kullanacağız. Shoot 1'e geliyoruz arkadaşlar. Buradan size seçenekler çıkıyor. Hani buraya ne eklemek istiyorsun? Hani left, right, top, bottom, Izer ya da bir şey olmayacaksa zaten non olarak geliyor. Siz kamera bir seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kamera benim özelliği default olarak 50'ye kadar işaretliyor burada. Siz bunu buradan istediğiniz kadar uzaltıp ya da kısaltabilirsiniz. Burada ayarladığınız frame'e göre de değişebilir bu. Standart 100 frame'le kalsın. Mesela biz bu kameramızın 50 olarak yani 50'de bırakıyoruz arkadaşlar. Bu kameramızı buraya ekledik. Pardon, sonrasında tekrar perspektif penceresine geçiyoruz arkadaşlar. Fiziksel oluşturdu. Silelim onu. Hemen bu kameramızdan bir tane daha klon diyoruz. Sonrasında buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan da kamera 2'yi seçtik. Şimdi iki kameramızda artık Scotch içerisine eklendi. Ama gördüğünüz gibi başlama yerleri aynı. İkisi de 0. frame'de başlayıp 50. frame'de bitiyor. Şimdi bunların bu şekilde olmasının herhangi bir esprisi yok. Biz bu arkadaşımızı buradan alıyoruz. 51. frame'e zaten kendisi otomatik olarak eklettiriyor. Buradaki 101 100 burada 100 frame var. Size bu da 101 göstermesi size aldatmasın arkadaşlar. Çünkü zaten siz animasyon renderına geçtiğiniz zaman orada da 101 frame gözüküyor. Animasyon alan arkadaşlar bunu zaten bildikleri bir konu. Bu şekilde ayarladınız arkadaşlar. Şimdi siz burayı istediğiniz sınırsız sayıda kamera ekleyebilirsiniz. Artık kaç tane kamera kullanmak istiyorsanız o şekilde ekleyebilirsiniz. Bir nevi de bu video postun daha kolaylaştırılmış hali. Video post birazcık karışık bir kullanımına sahipti. Herkes video postu kullanmakta zorlanabiliyordu ama Camera Scratch bunu kolaylaştırıyor. Şimdi iki kameramızı da arkadaşlar bu şekilde yerleştirdik. Şimdi bunlara farklı hareketler vereceğiz. Animasyonu gönderdiğiniz zaman da daha önceki animasyonlarda hazırladığınızda her bir kameraya ayrı ayrı render ediyordunuz. Ve o şekilde kaydedip artık video düzenleme programlarında gerekli montajlamalarınızı, efektlerinizi yapıyordunuz. Şimdi kamera Scratch'ta bu özellik zaten kendi içerisinde geliyor. Hani bundan şunu anlamayın. Hani herhangi bir efekt eklenmiyor. Sadece kamera geçişlerini tek bir animasyonda çıkartabiliyorsunuz. Bu da size %50 bir zaman kazandırmış oluyor. Şimdi kısaca değinelim. Şimdi biz burada birinci kameramızı seçtik arkadaşlar. Buradan OK diyoruz. Bu kameramızı 50. frame'e getiriyoruz. Ve bu şekilde basit olarak döndürüp burada bitiriyoruz. Sonrasında bunu kapatıyoruz. Artık kamera 1 ile işimiz kalmadı. Kamera 2'ye geliyoruz arkadaşlar.
Yine 51. frame'de OK diyoruz. Bunu en sona kadar getiriyoruz. Bu kameramızda tam, pardon, tam aksiyonda döndürüp burada bırakıyoruz. Animasyonumuz bitti. Sonrasında bunu en başa aldık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birinci kamera 50. frame'e kadar gidiyor. İkinci kamera 51. frame'den başlayıp 101. frame'de bitiyor. Buradan hemen play diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ikinci frame'e geçti. Animasyonlar birazcık yavaş yapılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci kamerada devam ediyor. Hemen ikinci kameraya otomatik olarak geçiyor. Ve o şekilde devam ediyor. Evet, durdurabiliriz. En basit olan kamera Scratch'in kullanımı bu kadar arkadaşlar. Daha detaylı kullanımını özel bir ders olarak işleyeceğiz. Şimdi kamera Scratch'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Sonrasında şimdi size fiziksel kamerayı anlatalım. Tamam. Şimdi sahnemize arkadaşlar tekrar bir box'ımızı Render setup diyoruz arkadaşlar. Burada teminde bahsetmiştim sorunsuz bir şekilde V-Ray çalışıyor diye. Bu render setup menüsünde arkadaşlar hazır konusu gelmişken de değinelim. Birçok render seçeneğiniz var. Prodüksiyon, iteratif, active shade, bu mental ray'in real time gerçek zamanlı render modudur. A360 Cloud Rendering mod ve Subbit to Network Rendering, yani Backburner. Backburner'da 2016 versiyonu yayınlandı arkadaşlar. Onu da ayrı bir tutorial olarak değineceğiz. Şimdi biz buradan arkadaşlar prodüksiyonda bırakıyoruz. Render motorumuz olarak mental ray'imizi seçtik. Common sekmesine geliyoruz. Bu şekilde burada bırakıyoruz arkadaşlar. Buradan da zaten kameralarınızı da otomatik olarak seçebiliyorsunuz. Hangi açıyı render yaptırmak istediğinizi. Kamera Scratch kapadık arkadaşlar. Okey. Şimdi sonrasında şu şekilde fiziksel kameramızı oluşturduk. Şimdi arkadaşlar burada fiziksel kamerada ne gibi özelliklerimiz var? Öncelikle viewport display'de arkadaşlar show con, bu özellik V-Ray fiziksel kamerada da var. Hani always never when selected gibi özelliklerimiz var. Fiziksel kamerada arkadaşlar film sensör objektif kısmından bahsediyor. Burayı açtığımız zaman arkadaşlar 35 milim standart lens kullanabiliyorsunuz. APS-C Canon lensi kullanabiliyorsunuz. APS-C Nikon, Sony ve benzeri kamera lenslerini kullanabiliyorsunuz. APS-H Canon lensini kullanabiliyorsunuz. Burada 4/3 var. Bu da ayrı bir kamera lensiniz. Ve custom'u seçerseniz kendi manuel kamera lensinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu V-Ray kameranın lens file'ıyla aynı özelliklere sahiptir. Kendiniz belirliyorsunuz. Ekstra bir kamera lens dosyası tanıtmıyorsunuz. Tüm ayarları buradan manuel olarak kendiniz girmeniz gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak 35 milimde seçili kalsın arkadaşlar. Bu width seçeneği var. Ondan sonra lens ayarlarımıza geliyoruz. 45 var. Full 45. Zoom, dijital zoom yapar arkadaşlar. F-number 8 değeri standart gelir. Bunu fiziksel kamerada değiştirmenize gerek yok. Fokus özelliği hedef ölçümlü mü yoksa değeri siz mi belirliyorsunuz? Onu seçiyoruz arkadaşlar. Shutter, V-Ray fiziksel kameradaki shutter speed'den aynı özelliklere sahiptir. Durasyon derecesi 0.5 olarak da siz bunu kendinize göre
düşürebilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de. Burada Motion Blur özelliği var arkadaşlar. Kullanmanız gerekiyorsa aktif edebiliyorsunuz. Exports arkadaşlar. Bu özellik sadece bir kere kuruluyor. Install dediğiniz zaman otomatik olarak ayarlar içeriye dahil edilebiliyor. Bu şeyle karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Gamma Exports'la karıştırmamız gerekiyor. Aynı işi görmüyor. Buna install diyoruz ve arkadaşlar buradaki kameramızın beyaz denge ayarlarını yapabileceğiniz seçenekler çıkıyor. Burada birçok lensinizin aydınlatma seçenekleri mevcut. Bunlardan herhangi birisini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Custom'u seçerseniz mesela sahnenizde render aldığınız mavi renk ağırlıkta var. Bu custom seçeneği seçtiğinizde damlalık aracı aktif olur ve sahnenizde görmek istemediğiniz rengin üzerine seçtiğiniz zaman kameranız artık o rengi sahnenizde göstermiyor. Sonrasında bokeh efektleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Depth of Field özelliğinden beraber. Sonrasında burada arkadaşlar derinlik ayarlarını o optikel ayarları yapabiliyorsunuz. Kedi gözü kullanabiliyorsunuz. Perspektif kontroller geldi. Kameranızın perspektif kontrollerini gördüğünüz gibi şu an değerlerle oynuyorum. Değiştirebiliyorsunuz yatay ve dikey olarak perspektif ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Sonrasında lens distortion var. Bu kısımda da arkadaşlar ben şöyle kubik mi tekstür mü yoksa bir şey kullanmak istemiyorsunuz. None olarak bırakabiliyorsunuz. Zaten üstünde belli bir süre sabit tutarsanız arkadaşlar açıklamalar beliriyor. Nuke kullanımını da destekliyor. Sonrasında bir kalenceli su var arkadaşlar. Bu kısımdan da kameranın kesmesi gereken yerleri belirtebiliyorsunuz. Aynı Region Render gibi. Kameranın görmesi gereken alanları belirliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şimdi basit bir sahne yaparak durumu değerlendirebiliriz. Fiziksel kamerada ne gibi yenilikler var. Şimdi burada bu özelliği az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Kadraja girmeyen yerleri de size bu şekilde gösteriyor. Bu da 2016 versiyonu ile gelen yeniliklerimiz arasında. Şimdi play'imizi birazcık daha büyütüyoruz. Şöyle iyice sahnemizi kaplasın. Rengimizi koyu gri yapalım. Ve objemize odaklanalım. Material Editor'ı açıyoruz arkadaşlar. Burada Compact kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz Slate de kullanabilirsiniz. Sonrasında Arch Design diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bunun üzerinde ne kullanalım? Polished Concert kullanalım. Hemen objemize atayalım. Gördüğünüz gibi sonra sahnemize light kısmından iki tane free light ekleyelim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bir sahne hazırladınız ve bir obje oluşturduğunuz objenin render'da ışık ayarlamalarıyla beraber gözükmesini istiyorsanız mutlaka objenin altına bir zemin oluşturmanız gerekiyor. Yoksa render işleminiz simsiyah çıkıyor. Bunu da notlarınız arasına almanızda fayda var. Sonra neden renderların çıkmadığı konusunda sıkıntı yaşamayın. Sonrasında Ray Trace seçiyoruz arkadaşlar. Buradan 1500'leri çok biz bunu 100 olarak değerlendirelim aynı şekilde. Gerçi Light Dislike de kullanabilirdik burada. Ray Trace seçiyoruz. Bu ışığımızın değerini de 50 yapalım. Şayet arkadaşlar GPU'lu bir ekran kartınız varsa özellikle Nvidia'nın Quadro ekran kartlarınız varsa sahnenizi o ekran kartınız sayesinde %90 render bitmiş bir şekilde görebilirsiniz. O özellik de size sağlıyor. Şimdi fiziksel kamerada arkadaşlar
Hemen basit bir şekilde render'ımızı alalım. İlk sonucu görün. Pause özelliğimiz var arkadaşlar. İsterseniz render'ı durdurabilirsiniz. Bu pause özelliği daha önceleri sadece animasyonda aktif olan bir özelliktir. Resume diyerek devam ediyorsunuz. Evet, çıktı. Şimdi arkadaşlar pardon, şöyle alalım, obje listlerimizi açalım arkadaşlar. Hemen fiziksel kameramıza gelelim. Bunu da kapatalım. Şimdi film sensör kısmı da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kısım standart 35 değerinde geliyor. Mesela buradan Canon lensini seçiyoruz arkadaşlar. 22,3 milimde geldi. Yani kullandığınız APS-C Canon lensinin vid değeri, yani bakış değeri, standart kamerada işte bizim 35'lik, 50'lik, 85'lik, 100'lük, 200'lük gibi değerlerimiz vardı. Ama bu kamera lensimizin değeri 22,3 milim. Bildiğimiz Canon fotoğraf makinelerinin lensi ile aynı ölçüde bir kameramız, kamera özelliği arkadaşlar. Fov değerine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan yakınlaşıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Kamera lensiyle oynamanıza gerek yok. Dijital zoom da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında shutter speed mesela frames olarak kalsın. Target değerimiz 6.3. Mesela bunu daha düşük 2.5 değerine getirelim. Gördüğünüz gibi sahne daha fazla aydınlık hale geldi. Mesela bunu 10 değerine getirirsek arkadaşlar, sonuçları burada da aynı anda görebiliyorsunuz. Sahnemiz biraz daha karanlık oldu. Hemen buradan. Q diyerek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha karanlık bir hale geldi. Final Gator'ı kapatalım arkadaşlar. Şu an için Final Gator'ımıza gerek yok. Render süremizi uzatıyor. Ha, tekrar kameramızı seçiyoruz. Mesela bunu arkadaşlar bir değerine getirsek daha aydınlık bir sahne oluyor. 6 bunun standart değeri. Mesela şimdi tekrar bunu standart değerinde render alalım arkadaşlar. Siz mesela şuradaki custom seçeneğine gelelim. Damlalık aracımızı seçiyoruz. Bu gri rengini görmek istemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen render'ımızı alalım. Gördüğünüz gibi eskisi kadar koyu gri olan bir renk değil. Onu biraz daha yumuşattı. Buradan bokeh efektleri var arkadaşlar. Şimdi bokeh girersek da ders daha da detaylı hale gelecek. Tekrar buraya geldiğimiz arkadaşlar, lens shift değerlerimiz var. Gördüğünüz gibi sağa sola perspektif kontrollerini sağlıyorsunuz. Buradan tilt correction'dan objemizi yumultuyor. Görünüm açısını değiştiriyor. Bunu aynı şekilde vertical içinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir nevi balık gözü ya da kedi gözü render'ı da olabiliyor. Mesela target şu değerlerimizi sıfırlayalım. Evet. Sonrasında mesela APS-C'ye geçelim arkadaşlar. Kamera lensi değiştikçe sahnemizin ve render'ımızın kalitesi de değişiyor. Hani görünüm şekilde de değişiyor arkadaşlar. Mesela bir render alalım hemen. Bu arada artık F9 tuşu render işlemlerinde kullanılmıyor arkadaşlar. 2016 versiyonunda Shift Q ile kısa yol olarak kullanabiliyorsunuz. Bu Nikon ve Sony lenslerinde de arkadaşlar lens değeri 23,7 olarak geliyor. Sonrasında gelelim hemen Canon değerine bakalım. EPS-H değerinde 27,9 gibi bir lens değerimiz var.
Shutter'da arkadaşlar mesela bu kamera lensimizde kalsın şimdilik. Sekans olarak değiştirelim. Durasyonu da birazcık yükseltelim. Bakalım neler olacak. Bir önceki kullandığımız Canon lensine göre daha net bir görüntü verdi arkadaşlar. Buradaki gölge değerlerinin keskin çıktığına bakmayın. Herhangi bir ışık ayarlaması vesaire yapmadık. Sadece kamera lensin kullanımı açısından yerleştirdik arkadaşlar. Mesela buradaki apertür değerini 0 yaparsak bakalım neler oluyor arkadaşlar. Bir değişiklik var mı? En düşükte 0,01 oluyormuş. Biraz daha üst kısımlarda koyuluk var arkadaşlar. Mesela 8 değerinden biz bunu 16'ya yükseltelim. Nasıl bir sonuç çıkacak? Gölgelendirmelerde ve ışıklandırmada arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha keskinleştirme yapıyor. Lakin siz tabii çok da gözle gözüken farklılıklar değil. Siz bunu 8 olarak da sabit bırakabilirsiniz ama bunu şeyle karıştırmamanız gerekiyor. V-Ray kameranın F-number ile karıştırmamanız gerekiyor. Sahnenizin aydınlık ya da karanlık ayarlarını Exposure Control Installed dedikten sonra arkadaşlar Exposure Gain içerisindeki target değerini yükseltip küçülterek sahnenizdeki aydınlık değerini ayarlayabilirsiniz. Sonrasında şimdi tekrar modifier liste dönelim arkadaşlar. Buralarda neler var? Yeni gelen standart primitives içerisinde arkadaşlar bildiğimiz gibi aynı seçeneklerimiz mevcut. Extended primitives içerisine geliyoruz. Burada birçok yeni özellik eklenmiş durumda. Öncelikle dikkat çekenlerden birisi arkadaşlar spindle, gangon, ring valve, prism özellikleri var. Bunlar yeni nesne Compute Object'e bakıyoruz arkadaşlar. Buraya yeni olarak Mesher eklendi. Particle sisteme geliyoruz arkadaşlar. Particle sistemde yeni eklenen herhangi bir özellik yok göze çarpan ama daha hızlı çalışan bir particle sistem var. Sonrasında patch grids geldi arkadaşlar. Quad patch, tree patch özelliklerimiz var. Body object arkadaşlar herhangi bir yeni bir şey eklenmemiş. Sonrasında burada bu listede size yeni olarak gösterilebilecek arkadaşlar point cloud objects. Sonrasında alembik gibi iki mükemmel özellik eklenmiş. Bu Maya'da olan bir özellik de artık 3D Max'te de var. Point Cloud Objects arkadaşlar Cloud üzerinden çalıştığınız zaman da Cloud'da yer alan sahneleriniz ya da objeleriniz için kullanabileceğiniz bir seçenek. Sonrasında Mental Ray'in içerisine bakalım. MR Proxy standart olarak yer alıyor. Mesela bu kısma geldiğimizde yeni olarak arkadaşlar herhangi bir şey konmamış. Işıklara gelelim. Işıklarımız yine aynı arkadaşlar. Photometrics standart ışıklarımız yer alıyor. Kamerada dediğim gibi yeni olarak artık 3 tip kameramız var. Bunlardan yeni olan fiziksel kameramız. Burada arkadaşlar yeni özellik olarak Erase Section var ve Protractor özelliklerimiz gelmiş arkadaşlar. Burada yenilik olarak gelen bir Vortex var. Sistemde de arkadaşlar Sunlight Daylight Stereo kameramız var. Bu da 2015 versiyonuna plugin olarak eklenen bir özellikti. Ama 3D Max 2016 versiyonunda standart olarak geliyor. Sonrasında Modifier List kısmına gelelim arkadaşlar. Buradan objemizi seçelim. Bakalım Modifier listemizde yeni neler var. Şimdi az önce dediğim gibi
Chamfer özelliği eklenmiş durumda arkadaşlar. Bunu seçtiğimiz zaman otomatik olarak köşelerimizi yuvarlatıyor. Buradan da segment sayılarını belirleyebiliyorsunuz. Kaç segment olmasını istiyorsanız. Amot değerinden ne kadar bir yuvarlama olacağını belirliyorsunuz. Quad chamfer mantığında çalışıyor. İsterseniz open olarak da kullanabiliyorsunuz. Invert de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bundan birçok hani değişik nesneler oluşturabilirsiniz. Sonrasında yeni olarak size burada gösterebileceğimiz neler var? Open Subdisk var arkadaşlar. Hemen buradan seçelim. Open Subdisk Subdisk'imizi seçtiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi köşelerde bir yuvarlama yaptı. Tabii şu chamfer'ı öncelikle bir düzeltelim. Open'ı kapatarak. Şimdi Open Subdisk'e tekrar gelelim arkadaşlar. Burada kontrolleri var ve mesh kontrolleri de var ayrıyeten. Buradan Crease'den arkadaşlar iki farklı seçeneği var. Normal ve Chaiking seçenekleri var. Onları seçiyorsunuz. Vertex Boundary'den arkadaşlar Interp Edge ve Interp Edge Corners'ı da seçebilirsiniz. Boundary'de arkadaşlar yumuşatmak istediğiniz bölgeleri belirliyorsunuz. Sadece kenarları yumuşatabilirsiniz. Kenar ve köşeleri yumuşatabilirsiniz. Ya da her tarafı yumuşatabilirsiniz. Blender kullanırsanız çok herhangi bir yumuşatma yapmıyor. Burada iterasyon değeri var arkadaşlar. Bu iterasyon değerini ne kadar arttırırsanız o kadar bir köşelerde yuvarlama yapıyor ve oldukça da kaliteli oluyor. Sonrasında 3D Max'te arkadaşlar kendi scriptlerini yazan arkadaşlarımız varsa eğer onlar için güzel bir yenilik var. Burada scripting menüsü içerisinde arkadaşlar Creation Grab diye bir özelliğimiz var. Bu oldukça güzel bir özelliktir arkadaşlar. Mesela install derseniz buradan kendi kreasyonunuzu, grafik tool'unu kurabiliyorsunuz. Şayet yoksa yeni bir tane bu kısımdan oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ve her obje için buradan scriptinizi yazmış olduğunuz scriptinizi grafiksel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Bu da 2016'da gelen yenilikler arasında kendi scriptini yazan arkadaşlar için oldukça faydalı bir özellik. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu graf kreasyonu tanıtan bir video yayınlamıştık. İngilizceydi ama birçok özelliğini gösteriyordu arkadaşlar. Sonrasında particle sisteme gelirsek arkadaşlar particle sistemde herhangi bir ciddi bir yenilik yok. Ama az önce de söylediğim gibi daha önceki versiyonlarına göre daha hızlı çalışan bir particle sistem var arkadaşlar. Makinenizi daha az yoruyor. Sonuçları daha hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hele ki donanımsal olarak güçlü bir makineniz varsa herhangi bir takılma ve beklemek gibi özellikleriniz yok. Sorunuz yok. Pardon arkadaşlar, sorunuz yok. Olduğu gibi birebir takip edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar genel olarak 2016 versiyonumuzda gelen yenilikler basitçe bunlardı. İlerleyen derslerimizde her bir özelliği daha detaylı olarak inceleyerek derslerini size için hazırlayacağız. Bu 3D Max 2016 versiyonunun genel bir tanıtımı, ön izleme sunumuydu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu olun.